Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Ford Otomotiv'e bakacağız. Froto'yu değerlendireceğiz. Her yayında olduğu gibi çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okuryazarlığımızı, grafik okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz görüntü logaritmik bir grafiktir ve aylık bir görüntüdür. Boğa piyasasında olduğumuz için ana destek ve ana direnç bölgelerini belirleyebilmek adına fiyatın tamamını içine alacağımız bir grafik çizeceğiz ve burada Froto'nun ana hedefinin nereler olabileceğini ve düşüş gelmesi halinde ise desteklerin nerelerden geçtiğine bakacağız. Sonrasında günlük vadeye geleceğiz. Günlükte minörde çizimlerimizi yapmak suretiyle fiyat hareketliliğini daha kısa vadede işlem yapan arkadaşlar için de değerlendirmeye çalışacağız. Boğa piyasalarında ekrana uzaktan bakın arkadaşlar. Maksimum kazancı elde edebilmek adına aylık bakacağınız grafiklerde ana direnç bölgeleri yukarı yönlü kırılmışsa, artık o direnç bizim desteğimiz haline gelmişse, maksimum kazancı elde edebilmek adına o bölgeler aşağı yönlü tekrardan kırılmadıkça o hisse senedini elinde tutmak en doğru harekettir. Maksimum kazancı başka türlü alamazsınız. Ancak minör işlemlerde, günlük veya 4 saatlik de yapacağınız hareketliliklerde robotlar, yani piyasa yapıcı sizi çok fazla fake'te bırakır. Çok fazla stop yapar arkadaşlar. Çünkü bu piyasalarda herkes kendisi kazanmak ister. Lütfen majör görüntülere göre hareket edin. Yine günlük ve 4 saatliklerde işlemleri takip edebilirsiniz. Ancak sadece günlükte yapacağınız çizimler dahi sizleri maksimum kazanca götürmeyecektir. O yüzden majör görüntüleri size gösteriyorum. 1 TL düştü, 3 TL düştü. Hocam ayı piyasasına mı geçtik cümlelerini yapmayın diye size ana destek ve direnç bölgelerini gösteriyorum. Lütfen bu konuların çok önemli olduğunu anlayın ve bu piyasalarda başkaları kazanacağına, elin yabancısı kazanacağına sizler kazanın arkadaşlar. Koyun Bulucu da bu düşünceyle bu yayınları sizler için yapmaktadır. Şimdi yayınımıza başlayalım. Grafiklerimizi çizelim. Bakın arkadaşlar, elimizdeki data 2000 yılından itibaren geliyor. 2000 yılında Ekim ayında oluşan buradaki zirve noktasını alıyorum ve burada 2004 yılında oluşan zirve noktasına yerleştirmek suretiyle kanalımın üst direnç bölgesini belirliyorum. Aşağıda görmüş olduğum dip noktasına ise 2008 Ekim ayına getiriyorum. Kanalımın alt bandını yerleştiriyorum. Biz ne zamanı görüyoruz arkadaşlar? 2000 yılından 2008 yılına kadar olan vadedeki işlemi çizdik. Bundan sonra fiyat hareketliliğini bu kanal içerisinde gelin birlikte izleyelim. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? Kanalın dip bölgesine geldikten sonra yıllar sonra 2016 yılında milimetrik olarak burada kanalın alt bandının tuttuğunu ve bu bölgeye geldikten sonra fiyat 27 TL'den gördüğünüz gibi 66-70 TL'lere kadar gidiyor. Sonrasındaki düşüş yine kanalımızın alt bandına geliyor. Burada artık boğa piyasası başlamadan önce robot ne yapıyor arkadaşlar? Herkesi stop edebilmek adına aylık mumda çok sert bir düşüş yapıyor. Burada stop olan arkadaşlar, burada ürünü elinden çıkaran arkadaşların yaptığı hamle yanlış bir hamle değildir. Ancak her zaman diyorum, teknik göstergelere göre, teknik çizimlere göre alıyorsanız lütfen teknik göstergelere göre de satacaksınız veya satıyorsanız teknik göstergelere göre de almanız lazım. Yani burada kanalın altında kaldı diye sattığın ürünü 3 kuruş daha pahalıya kanalın içerisine girdiğinde almak zorundasın. Eğer almazsan işte buradaki müthiş yükselişten olursun arkadaşlar. Robotlar kendi yatırımcısına kazandırabilmek adına bu şekilde fake hareketler yapabilirler. O yüzden sen disiplinli bir şekilde hareket edersen, bu çizimlere disiplinli bir şekilde uyarsan maksimum kazancı hesaplarında görürsün. Aksi halde bu piyasalarda al sat ile para kazanabilmek son derece zordur arkadaşlar. Bakın zaten boğa piyasasına başlamadan bir ay önce yapıyor bu hareketi ve ne yapıyor? Hisse senedini sallıyor. Salıncak gibi aşağı yukarı yapıyor. Herkesi döküyor. Ondan sonra ansızın her ay yeşil mum yakmak suretiyle nerelere geldiğini görüyorsunuz. 67 TL'lerden neredeyse 1000 TL'lere uzanan bir yükselişten bahsediyoruz. Şimdi alt bandın içine tekrardan girmemizle birlikte 2020 yılının Haziran ayında içine giriyoruz ve beklentimiz nedir? Öncelikle kanalımızın orta bandı, yani ortalama fiyatın geçtiği band. Arkadaşlar bakın, 2000 yılından gelen bir grafikten bahsediyoruz ve alt bantlarımız, orta bantlarımızın tutarlılığına bakın. Bu hareketler robotlar tarafından
tarafından yapılmakta, insan oğlunun yapabileceği hareketler değildir. Bireysel alsatla oluşabilecek hareketler değildir. Bakın kanalımızın üst bandına geçiyoruz ve kanalın üst bandında burada 5 ay boyunca kanalın orta bandını test etmek suretiyle konsolidasyon yaşıyoruz ve yönümüzü yukarı yönlü çeviriyoruz. Orta vadede Frotto'dan beklentimiz nedir? Kanalımızın üst bandı olan 2000 TL'lere gitmesidir arkadaşlar. Bu yıl sonu gittiği düşünülürse 2017-2020 TL'ler Frotto'da önemli bir satış bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölgelerin robotlar açısından 2000 yılından gelen bu trendin yüksek riskli satış bölgeleri olduğunu lütfen bilin arkadaşlar. Şu anda ana destek bölgemiz 555 TL'den geçiyor. Ana direnç bölgemiz ise 2000 TL'den geçiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kısa vadeye gelmek suretiyle şimdi çizimlerimizi yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar, kısa vadeye geldik. 2000 yılından gelen çizimimiz burada daha net görünüyor. Orta bantların müthiş tutarlılık gösterdiğini, orta bandın kırılmasıyla birlikte kendisini üst banda doğru atmak istediğini görüyoruz. Şimdi ana yükselen trendimizi çizelim. Yani boğa piyasasının başladığı, burada 40 TL'lerden itibaren başlayan ana yükselen trendimizi çizelim. Bu ana yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça bu bölgeye gelmesi halinde müthiş alım fırsatı verilen bölgelerdir. Hangi bölgeyi çizdik? 2022 yılının Temmuz ayıyla burada 2020 yılının Mart ayını birleştirdik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 2023 yılının Mayıs ayında milimetrik olarak bu bölge test ediliyor. 500 TL civarında test ediliyor. Alım fırsatı veriyor ve bununla birlikte 1000 TL'leri biz Frotto'da görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölgedeki destek bölgemiz ise 650 TL civarından geçiyor. Olası bir düşüşte, olası bir sert satışta 650 TL civarları müthiş alım fırsatı olarak karşımıza çıkan bölgeler olacaktır arkadaşlar. Günlükte baktığımızda ise kanal üst bandımız kısa vadede işlem hareketliliği oluşursa 1650 TL'ler olarak görünmektedir. Daha önce grafiğimiz aylıktı ve Aralık ayına baktık. 2000 TL'leri gösteriyordu. Günlük olarak Aralık ayına baktığımızda ise bakın yine burada 2000 TL'lerin oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta daha yüksek seviyelerde trendimizin üst bandı görünüyor. O bölgelere doğru yaklaştığımızda tekrardan analizini yaparız. İzlenmesi ve abone olunması halinde bu yayının daha fazla ve daha sık yapmak suretiyle yayınlarda görüşürüz arkadaşlar. Ancak yayınlar izlenir ve abone olunmazsa beğenmediğinizi düşüneceğimden dolayı bu yayınları biraz daha vadesi yüksek zamanda yaparız. Daha sık yapmayız arkadaşlar. Şimdi destek bölgemiz nereden geçiyor? 861 TL'nin altında günlük kapanış yapmadıkça yönümüz hala yukarıdır. 860 TL'ye kadar düşüşler teknik manada normal karşılanmalıdır arkadaşlar. 860 TL'nin altında destek bölgemiz ise 800 TL civarlarından geçmektedir. Bu bölgeler aşağı yönlü kırılmadıkça bu bölgelere doğru yapılan retest hareketiyle birlikte kanalın üst bandına yıl sonuna doğru gitmesi teknik olarak beklenir arkadaşlar. Bakın minörde yapılan işlemlerden bahsetmiştim. Minörde yapacağınız bu çizimin kırıldığını ve fiyatın stop olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla minörde yapılan bu çizimler çok fazla stop hareketliliği getirebilir. Dolayısıyla ana destek ve dirençlere göre hareket etmek son derece normaldir. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam Frotto'da o eski sert yükselişler ne zaman gelir dediğinizde de bir düşen trend çizeceksiniz arkadaşlar. Bu düşen trend yukarı yönlü kırılmadıkça hisse senedinin fiyatının aşağı doğru baskılanması beklenir. Bu kırılım seviyesi ise düşen bir trend olduğu için her geçen gün fiyat hareketliliği değişecektir. Aşağı doğru düşen hareket olması sebebiyle direnç bölgesi de düşecektir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 926 TL olarak görünüyor. 925 TL yukarı yönlü kırılmadıkça Frotto bir düşen çizgi içerisinde baskı halinde gidecektir. Bu beyaz trendimiz yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte sert hareketlilik oluşacaktır. Lütfen bu çizimleri kendiniz de çizin ve her gün bu fiyat aşağı yönlü değiştiğinden dolayı hangi bölgede kırılacaksa o bölgede fiyat değişkenliği gösterecektir. Mesela 5 Eylül tarihinde kırılacağını düşünürsek 903 TL'leri göstermektedir ve aşağı doğru gitmesiyle direnç bölgesi de değişeceğini görüyorsunuz. Mesela 21 Eylül'de buranın direnç bölgesi nedir dediğinizde 867 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu an itibariyle fiyatın biraz daha baskılanması beklenir arkadaşlar. Nerelere kadar düşer destek bölgelerimizi zaten söyledik. Bu destek bölgeler aşağı yönlü kırılmadıkça yön yukarı olacaktır. Ancak dediğim gibi sert yükselişler için şu beyaz düşen trendimizin yukarı yönlü kırılması lazım. Daha kısa vadedeki direnci söyleyeyim size. 24 Ağustos
Kutlu olsun. Direnç bölgesi 830 TL'den geçmektedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için sağ olun, var olun arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.